Alişan sevgili izleyiciler, evet. Mahsun Kırmızıgül'ün 40 milyon bütçeli filminde, Prestij Meselesi filminde Alişan'ın yer alıp almayacağı merak konusuydu. Keza yer alırsa Alişan bundan bir telif ister mi ya da senaryoyu yönlendirmek ister mi şeklinde sorular vardı ve o sorulara cevap verdi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yeğenlerine hem amcalık hem de babalık yapan Alişan'ı oğlu Burak ve yeğenleriyle bir AVM'de görüntüledik. Gezmeye geldik. Hepsi okuldan çıktı. Vatura bak. Ne yapıyorsun öyle? Kameraları çok seviyorum. Park yerine bak. Gider şimdi yemeğe gidiyoruz. Çocukların okul arası çok iyiymiş. Güzel gidiyor. Güzel. En büyük ablamız o şu anda 7'ye gidiyor. Ondan sonra Ceylişumuz. O da 3'e gidiyor. Burak da anaokuluna gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun? Hangi okula gidiyorsun? He? Bu ne? Bu ne? Bu kimin forması? Fenerbahçe. He? Fenerbahçe. Aferin. En büyük kim Burak? En büyük kim? Fenerbahçe. Bir daha sök. Bunlar Galatasaraylıymış Burak. Tabii Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'ydi. Fenerlermiş, tamam. Alişan'ın oğlu Burak okulu sevdiği gibi kameraları da seviyor. Ayrıca armut dibine düşer misali şarkıcılığa da hevesli. Toplar gitti. Sen gizlisin. Oradan gitmesine gerek. Burak şarkıcılık sevdasından vazgeçmiş. Futbolcu şarkıcı da olabilirmiş. Yapma yapma öyle hareketleri. Öyle hareketleri. He? Evet, o zamanlar söylüyordu da şimdi söyleme. Evet. Bıraktın mı şarkıyı? Eşan ablamızın sesi bize. O şarkıcı olabilir. Yok ya. Ceylişum da. Sen ne olacaksın aşkım? Şu an bilmiyoruz. Yok öyle siz kıma. Alişan oyunculuğa uzun bir ara vermiş. Ne bileyim zor ya bu saatten sonra. Televizyon programı benim için daha iyi. Sabah gidiyorum 8'de. Kısa öğlen 1'de 2'de. Ya çok böyle bir aşk olmadı oyunculuk benim için. Evet belki... Benim tarzımda en çok bölüm dizi çeken benim. Bak, aşıklara bak aşıklara. Ama böyle bir şeyim olmadı hiçbir zaman yani oyunculukla ilgili bir kariyer yapmak falan. Daha kısa sürüyor oluyor. Dijital platformlar var biliyorsunuz, daha kısa sürüyor diziler ve... Bilmiyorum ki, belki olabilir. Oyunculuk değil de yapımcılık olarak öyle bir şey düşünüyorum. Para neredeyse orada. Yok be, yani zor artık. Bizim zamanımızdaki setler değil. Biz haftada 3 gün Cennet Mahallesi çekiyorduk. Bir gün dublaj yapıyorduk, diğer 3 gün bize kalıyordu. Şimdi çok zor, haftanın 7 gün çalışman lazım. Gelelim prestij yıllara. Şahan Gökbakar yıllar önce TV8'de komedi programı hazırlarken sık sık Alişan, Mahsun, Özcan üçlüsünü ağzına dolardı. Prestij müzik yıllarında Mahsun Kırmızıgül, Alişan'ı çok sever ve tutardı. Prestij Meselesi filminde yokmuş Alişan, bunu ilk kez açıklıyor. Evet, evet. Size görüştüm ama. Görüşüyoruz zaten Mahsun abiyle, görüşüyoruz ya. Filmle ilgili. Hayır, filmle ilgili filmin olacağını da... Daha öncesinden de biliyorum, filmden olacağını da biliyorum ama onların oynadığı dönem 91-94. Ben o dönem yokum. Ben daha doğmamıştım o dönem. Alişan 1996 yılında girmişti Prestij ailesine. Filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in çevresinde dönen bir hikaye izleyeceğiz demek ki. Alişan bunu ilk kez açıklıyor. 91 ile 94'müş ilk Prestij'in kuruluşu. Onlar çünkü ilk Mahsun abi, Özcan bir de Haluk Levent vardı. Onlar üçü vardı o dönem. Ben ondan sonra geldim. Alişan şaka yapmayı çok sever. Kendisi de Öz Prestij isimli bir film çekecek sanırız. Ben de 97'den sonrasını çekeyim ben. Ben ağır çekerim o yüzden çekeyim. Aynen. 91-94 arasını konu alıyor film ama ben 96'da aralarına katıldım diyor. Aralarına geç katılmış olsa da bence Prestij Meselesi filmi çekiliyorsa Alişan'ın da yer alması gerekiyor. Ben onları böyle bir... Eskiden hatırlıyor musun Gülşen? Bir davete giderdik işte haber yapmaya falan. Hepsi onları beraber gelirlerdi. 5 kişi birden içeriye girerlerdi ya da 4 kişi benzer birden. Benzer kıyafetlerle gelirlerdi. Aynı takım ceket yazsa kravat. Yazsa beyaz böyle çizgili ceketlerle falan girerlerdi içeriye hatırlıyor kışsa musun? Kışsa onun çizgilisi kışla, vardı. Kışsa onun siyahı yine çizgili. Evet. Ya o zaman daha yaşlı görünüyorlardı. Şimdi daha genç daha iyi duruyor. Tabii şu var, Prestij müzik deyince akla 3 isim geliyor. Hilmi Topaloğlu'nu bir kenara koyarsak. Rahmetli. Alişan. Mahsun, Özcan. Şimdi sen Alişan'ı çıkarırsan zincirin en önemli halkalarından birini çıkarmışsın demektir. Evet. Bir de en heyecanlı kısmı çıkarmışsın demektir. Mahsun'la Alişan kavgasını ben orada izlemek isterim. Ben de. O detayları, hala tam oturmadı o detayları bir öğrenmek isterim. Yıl 95, 96. 96. 96.
Alişan Mahsun'a para veriyor. Bana albüm çıkar diye para veriyor. Aradan zaman geçiyor. Albüm yok. Ses seda yok. Bunun üzerine abi diyor ne oldu benim albüm diye Mahsun'a soruyor. Mahsun sen bana nasıl böyle bir şey sorarsın? Seni biz adam ettik. Bir basın toplantısı düzenlerim. Bütün hayranlarımı senin kapının önüne salarım diye bir açıklama yapınca ipler orada kopuyor. Sonra aradan bir zaman geçiyor. Bir düğünde karşı karşıya geliyorlar. Babası da var Alişan'a. Alişan yine bir sıcak davranırken Mahsun tepeden bakınca orada da ipler kopuyor. Aradan yıllar geçiyor işte. Alişan'ın kardeşi Selçuk'un vefatıyla beraber tabii. Buzlar tekrardan eriyor. Ama acaba eriyebildi mi? Bence tam olarak erimemiş. Çünkü Alişan... Belli ki Alişan bu konulara girmeyelim olay bitmiştir. Pek görüşmeyelim demiş şarkıdaki gibi. Evet. Çünkü Alişan'ın orada bozulduğu, kırıldığı nokta babamla Mahsun Kırmızıgül'ün masasına evet, gittik. Bana yapabilir dedi. Bir düğünde hadi bana merhaba demeyebilirdi ama babama da dönüp bir merhaba demedi. Orada ben kendimi çok kötü hissettim diyerek bir kez daha kırıldığını dile getirmişti. Fakat o dönemki savaşlar çok çetin geçiyordu. Şöyle ki Mahsun Kırmızıgül ve Prestij ailesinin karşısında da İdo Bay'la İbrahim Tatlıses yer alıyordu. Magazin tarihinde şöyle komik bir hikaye var. Yavuz Bingöl bir gün bir şehirler arası seyahatte arabası bozuluyor. Bir yere çekiyorlar. Orası da İbrahim Tatlıses'e ait güneyde bir otelmiş. Mahsun Kırmızıgül haber alıyor bunu. Düşman hattımıza girmiştir artık şirketimizde yer alamaz. Adamın arabası bozulmuş. En yakın yere götürmüşler. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses'in iyisini anarsanız Prestij Müzik'te hemen diskalifiye olurdu. Bir şey söyleyeceğim. O dönem ama böyle çakallıklar oluyordu. Arabam oluyordu. Bozuldu, arabam orada kaldı. Yok işte yanlışlıkla girdim o yola falan. Tabii, tabii. Kim inanır buna? Tabii. Yani böyle bir tesadüf olabilir mi? Evet, kesinlikle. Peki İbrahim Tatlıses demişken İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile devam edelim. Bu habere şöyle diyebiliriz. Ne aşklar, ne jestler, ya. Ne numaralar var. Numarayı da tırnak içine alabiliriz. Gerçekten eşin adını kolunu kazıtanı biliyoruz. Hediyeler alanı biliyoruz. Milyonluk tek taşlar, arabalar, evler alanı biliyoruz ama böylesi. Gerçekten böyle bir numara yok diyelim. İdo eşi Yasemin Şevkatli'ye sevgisini ilginç bir yolla gösterdi ve bunun için de 200 bin TL harcadı ve bakın ne yaptı. Eşine jest yapmak isteyen İdo Tatlıses neden tanımadığı birine servet ödemek zorunda kaldı? Yasemin Şevkatli'ye yaptığı jest İdo Tatlıses'in telefon numarasını nasıl tüm Türkiye'ye yaydı? İdo Tatlıses'le Yasemin Şevkatli uzun bir flört döneminin ardından geçtiğimiz yıl Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli'ye ne kadar aşık olduğunu bilmeyen yok. Bu aşka vücuduna kazıdığı yetmedi. Telefonla da taşımak istedi İdo Tatlıses. 1992 doğumlu eşi Yasemin Şevkatli'nin doğum tarihinin gün, ay, yıl kombinasyonunu telefon numarası olarak kullanmak isteyen İdo Tatlıses kesenin ağzını da açtı. Günaydın gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre istediği numarayı kullanan kişiye hattı satın almak için tam 200 bin lira dedi. Ama Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihinin internette her yerde yazması nedeniyle İdo Tatlıses'in yeni cep telefonu numarası da herkes tarafından öğrenilmiş oldu.